Çok Çok değerli ve beğendim. büyük büyük emek veriyorlar. Sen de tekrar dile getirdiğin için ayrıca çok teşekkürler. Dilerim bizim festivallerimizde aynı etkiyi Ay inşallah. sağlayacaktır. İnşallah ya, bizi Çünkü seyreden birileri varsa, benim hani aklıma gelmeyen müzisyenler, lütfen yani tek bir şarkı, bir cümleyle bile olsa katılırlarsa çok mutlu olacağız. Çünkü bence biz birlikte olmamız gerekiyor. Yan yana durmamız lazım. Empati geliştirip bu sorumluluğu almamız lazım. Ay yapamam, ay olur mu, böyle bir şeyleri düşünmeden bodoslama dalmak lazım. Şu an zaman o zaman. Bütün sen hareketler şimdi. kesinlikle bu arada ya burada hazırlanan sorulara bir yandan bakıyorum. Arkadaşlarımızla böyle birlikte hazırladığımız. Sen hepsine o kadar güzel değindin ki ben yine de böyle bir okumak istiyorum de bu arada arkadan gelen sorular var. Bu Tamam. salgında insan faaliyetlerinin azalması, gezegene işte getirdiği olumlu etkiler var biliyorsun. İşte onları Evet. böyle uydudan gözlemlenebiliyoruz. Bazıları da böyle aslında sosyal medyada böyle dalgasında geçebiliyor. Şu anda evden ağrıyı görebiliyorum falan diye böyle. Doğru. Ama bir yandan hani gerçekten evlerde olduğumuzda daha az tüketiyoruz. Ya da öyle bir şu anda yani gezegene daha az zarar verdiğimiz bir dünya söz konusu. Aslında daha çok tükettiğimiz yerler, alanlar, zamanlar da olabiliyor. Şu bilinçli tüketimin çok önemli olduğu bir alandan Doğru. geçiyoruz. Yani daha yaşanır bir dünya için bundan nasıl dersler çıkarabiliriz demişiz. Sen aslında biraz değindin buraya. Bu soru cepte. Sen Tamam. değindiğin hareketle söylüyorum. Bir yandan da zor zamanlarda hani böyle birlikte çalışmayı teşvik eden bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için güçlerimizi nasıl birleştiririz? Aslında çok birbiriyle bağlantılı bir soru. Yani bu ikisini tek bir soru gibi aslında alabiliriz. Sonra da izleyicilerin çok merak ettiği sorular var. Biraz da onlara geçelim. Tamam. Açıkçası ben yıllardır bu, hani işte önce şeyle başladı ya, global warming, ısınma var mı dünyada, ısınıyor mu dünyamız falan. Buna sen inanıyor musun, inanmıyor musun? O kadar uzağından bakmaya başladık ki, yani bir inanç meselesi üzerinden değerlendirirsen çok saçma, spesifik bilimsel kanıtları var bu işin. Hani onları göz ardı edip, onları görmeden, görmek istemeden devam ettik hayatımıza. Ama artık gözle görülür, ölçülebilir, bilimin kanıtladığı birçok şeyle, ki bence bu virüsün, bu pandeminin bile vahşi doğayı biz ne kadar küçültürsek, vahşi doğaya ne kadar müdahale edersek, o kendi yaşam alanını kısıtladığı için survival moda, yaşam modanına geçip başka virüsler üretiyor. Biz de onlarla durmadan, onları ittirdiğimiz bir şekilde hayatımızı onlarla karıştırdığımız için, yanlış pazarlarda mesela, başımıza bu geliyor. Ve bence yani bunlardan daha çok olacak diye birçok rapor okuyorum. Hani değişmezsek başka başka sorunlarla, hiç daha ummadığımız sorunlarla bile karşılaşabiliriz. Hani bu an ensemi karartmak istemiyorum ama gidişat bunu gösteriyor. Bunun için hepimizin bir dur demesi lazım. Bence yaşadığımız bir tane evimiz var. Hani kendi evimiz var ama en büyük evimiz dünya ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Düşünsene Mert, yani toprağın altındaki birçok, belki karıncalar vesaireler de milyarlarca, ama üstünde yaşayan yani milyarlarca, bu kadar üremiş başka bir tür olsa yine aynı başka sorunlar çıkabilirdi. Biz çok büyüdük yani. Çok fazlayız. Yani bir yandan da tabii o türlere verdiğimiz zararlar var. Hani biz Deli onların misin? üzerindeki etkiyi göremiyoruz. Hani Yok. başlarına neler geldi, kim bilir nasıl felaketlere maruz bırakıyoruz onları. Evet. Allah'tan mikrobiyologlar var. Allah'tan hani bu alanda çokça faaliyet gösteren kuş bilimciler bile sürekli uyarıyorlar. Doğa ile ilgili aslında geri bildirimleri bize veriyorlar. Aslında onların Evet. hepsi çok değerli göstergeler. Çok, Biz bir çok. kuş türünün yok oluşunu çok önemsemiyor olabiliyoruz bazen oturduğumuz sıcak evimizden, rahat koltuğumuzdan ama nasıl bir etki olduğunu, bu bütün ekosistem için nasıl bir kayıp olduğunu farkına varmayabiliyoruz bazen. Çünkü onun da bir görevi var. Yani o Tabii. kadar mükemmel bir düzen var ki, o mükemmel düzenin bir küçük parçasını yok ettiğinde aslında o sarmal gibi bir diğer bütün her şeye yayılıyor. Yani ben
şu da çok iyi hissettim. Hepimiz biriz, hepimiz birbirimize connectiz. İşte kuantum teori, onu okudum, incelediğim birçok şey var. Entanglement diye zor İngilizcesi ama hani burada bir şeye vurduğunda ta bilmem nereye kadar, kilometrelerce, milyonlarca kilometre öteye bir yere etki ettiğini falan anlatan enteresan bir teori bu. Ama yani film gibi şöyle düşünsene. Çin'de belki de bir kadın, belki de bir adam pazardan bir şey alıyor. Sonra o gün yemek yiyorlar ve o gün başlıyor. Film gibi. O sahneden biz bugüne geldik ve bugünden sonra belki dünyanın ne kadar büyük bir değişimini izleyeceğiz. Sadece Ve tek bir kişi milyarlarca insanın hayatını etkileyebiliyor. Niye biliyor musun? Çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız. Hepimiz birbirimize göbekten bağlıyız. O yüzden kesinlikle. mükemmel bir oyun, mükemmel bir düzende hepimiz her gün nefes aldığımızda, o suyu açtığımızda, o çöpü atarken hep düşünmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz? Evet, kesinlikle, kesinlikle çok çok güzel Dünyaya zarar ifade mı ettin. veriyorum yoksa dünyaya yararlı bir şey yapıyor muyum? Aldığımız her karar, yaptığımız her eylem artık birbirimizi bağlıyor. Zaten hep öyleydi. Her zaman öyleydi. Şimdi bundan daha büyük bir kanıt yok. Yok, Madem evet. bu kadar ağır bir, acı bir ders, fakat maalesef anlıyoruz. Neyse ki geç başladık, bir 18-20 dakika kadar. Şimdi 10 dakikamız kalmış, 12 dakikamız kalmış gibi görünüyor ama yanılıyorsun. Öyle bir şey yok. Bırakmayacağız tabii ki. Yani 10 Tamam. geçe, çeyrek geçe falan. Mümkün mü? Müsait misiniz? Ben müsaitim. Efendim. Sen Tamam. Şahane. konuşuruz ben. O Başka yapacak zaman bir dur. şeyimiz yok. Güzel güzel muhabbet edelim. O zaman şuraya bağlayayım. Şimdi gelecek olarak, yani gelecekle ilgili öngörülerimiz. Hani şimdi artık böyle post-Covid var ya. Hani Evet. bunu kendi sektörlerimize de sen çok değerli katkılarını, böyle birçok meslek birliğine de, arkadaşlarına da paylaşıyorsun. Birçok yerde paylaşıyorsun. Hani bu post-Covid sürecinde nasıl olacak? Yani salgın neleri değiştirebilir? Bundan sonra nelere yol açabilir? Bununla ilgili bir öngörün var mı aslında? Yani sanırım bu ikiz kulelerin indiği zamanki o travmatik şeyi yaşadığında dünya, ondan sonrasında hatırlıyorsan artık birçok uçuş kuralları, işte bizim affedersin her şeyimizi incelemeleri, ayakkabılarımı çıkarmamı, bu kurallar o büyük event ve o olağanüstü garip travmatik şeyden sonra geldi ya o kurallar. Bence bir kere Covid'le beraber bittiğinde bunun gibi benzer yeni kurallar gelecek. Aşı bulunana kadar bence maskeyle yaşamaya devam edeceğiz bence. Sosyal mesafe dediğimiz şeyi özellikle dikkat edeceğiz. Uçakların ve uçuşların kuralları değişecek. İşte ne bileyim Emirates binmeden uçağa 10 dakika önce kan testi yapıyor. Düşünsene yani ayakkabıları çıkarmıyoruz artık. Kanımızı veriyoruz oluyor. Yani aslında garip şeyler oluyor. Ve biz bunlara da alışacağız. Keşke bunları yaşamasaydık ama her 100 yılda bir olan bir şey. Sen bugün bana sen söyledin. Hani 10 yılda bire geçmiş. Bu büyük belki Covid gibi değil ama SARS var, MERS var. Tabii Binlerce tabii insanı tabii. onlar da öldürdü. Pandemik tehlike yaşayabileceğimiz her türlü potansiyel tabii. Evet, sen bunu bana dedin ki 5 yılda bir olacak artık. Çünkü raporlar bunu söylüyor diyor. Ya da Bill Gates demiş, bütün bilimciler söylemiş, biz hepsini duymak istememişiz. Sağlık sistemimizi ona göre yapılandırmamışız. Yani biz büyük sınıfta kaldık aslında. Ben sana söyleyeyim, dünya açısından bakarsan. Doğru, Çünkü evet. insanın açgözlülüğü, benefit üzerine, ben buradan ne kazanacağım üzerine değil, bu yapıyı, bu fikri değiştirmekten söz ediyorum ben. Artık bundan sonra bunu değiştirmemiz gerekiyor. En temel bence değişmesi gereken, değişeceğine umutla baktığım konu benim bundan kazancım ne değil, belki de kazancım, hadi bu cümleyi kursa bile, hep birlikte ne kazancımız olacak? Evet. Dünya bundan ne kazanacak? İnsanlık bundan ne kazanacak? Gibi şeylere bakmakta yarar var. Evet, başka çaremiz yok.
Şimdi biraz böyle seyircilerimiz sorular sormuş. Hadi bakalım, merak ediyorum. Onlardan bakalım ne sorular var.